Merhaba yekilerim, kanalınıza hoş geldiniz. Videoya harika bir haberle başlıyorum. Kimin artık resmi, fotoğraflı, aramalarda çıkan, doğrulanmış bir Spotify hesabı var? Çaya! Evet, senin meleğim. Hayırlı olsun. Sizin de ellerinize sağlık Army. Şirket hatalar yapmaktan geri durmasa da Bantan'ın arkasında kapı gibi Army'si var. Bir sorun daha halledildi. Darısı diğer ihmallerin başına. Malum bir değil iki değil bu şirketin hataları. Neyse, moral bozmayalım. Jim'in Jim son ana kadar adı bile belli olmayan, çıkacağı bile sadece medyadan ve dizi Ost ekibinden öğrenilen, tek bir promosyon dahi yapılmayan dizi Ost'uyla rekordan rekora koşuyor. Kore'nin tek it boyu olduğunu dosta düşmana kanıtlıyor. Türkiye iTunes listesinde ikinci gününde bir numarada şarkı. Video dünya çapında Apple Müzik şarkıları listesinde 87. sıradan giriş yaparak sadece 10 saatlik kısacık takip süresiyle tarihteki ilk Korece Osta olarak en yüksek çıkışı yaptı ve tarih yazdı. Bir rekor da İngiltere iTunes listesinde. Tarihte en uzun süre liste başı olan Korece Ost oldu. Şarkı 28 saat 13 dakika zirvede kaldı. Jim'in ayrıca iki şarkısı da 109 ülkenin iTunes listesinde birinci olan dünyadaki ilk ve tek sanatçı oldu. Diğer şarkısı Filter'dı. Görüldüğü üzere bir park Jim'inseniz, alası gelse önünüzde duramaz. Ne billboard reklamlarına ihtiyacınız var ne de şirket promosuna. Adınız yetiyor başarılı. Dışarıya giden yolda kapıların açılmasına. Acaba nasıl izliyor bu gelişmeleri Melek Kalplim? Vallahi Teo'nun ben sizden önce dinledim diye nispet yaptığı kadar varmış şarkı. Dinlemeden duramıyorum ben. Şimdi Yungi'nin işbirliği haberi geldi ya. Geri dönüşte yaklaştı. Beni aldı tabii bir telaş. Üyelerin bir kısmı bugün aktifti. Mesela Hobi'nin paylaşımındaki Billie Eilish etiketini görünce amanın yeni bir işbirliği mi var yoksa dedik hepimiz. Ama değil. Yani galiba. Hobi'nin onu etiketlemesinin sebebi üzerindekilerin Billie Eilish ve Nike işbirliği ürünleri olması. Bu eşofman takımı 24 Nisan'da piyasaya çıkmış. Çevre dostluğu ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Mankenimiz de pek güzel tanıtım yapmış. Bir süredir konuşulan BTS Nike işbirliği dedikoduları vardı. Ben bir kullanmadım değil yani. Baya baya mankenlik yapmış çünkü bizimki. Ayakkabı da aynı kombinden mesela. Ben Bangtan'a yetişemiyorum artık. Yaptıkları karşısında beynim donuyor. Yakında kokusu çıkar. Yalnız bizim oğlan pek bir fena ya. Maşallah diyelim de nazar falan değmesin. Bir maşallah daha namcını alırım ama. Bahar'ın tadını çıkarıyor geri dönüş öncesi Paşa Hazretleri. O kadar havalı ve yakışıklı ki bütün fotoğrafları telefon ekranıma koymak istiyorum. Ama seçim yapamıyorum. Her mevsime yakışıyor kerata. Teon da Instagram hikayesinde konserden anılar paylaştı. Ama ne anılar. Ekrana uzun süre bakmak mümkün değil. Gözleriniz kamaşıyor. Bizim işimiz de zor. 7 mükemmel adam her birine düşe düşe paramparça olduk. Yapımcı Suga da hesabından yaptığı işbirliğini paylaştı. Yakında oyun için yaptığı şarkı da çıkacak. Oyunun ismi olan Indisum ismini o bulmuş ve bakın burada ne var. Stüdyosunu oyundaki karakter bebekleri alıp koymuş, yayında fark etmemişiz. Bu adam bambaşka bir şey ya. Hele şu gelen Hyundai Dünya Kupası tanıtım videosundaki üyelerimize bakın. Dinamit sahalara geri dönüyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Katar Dünya Kupası'nda bir BTS sahnesi görür müyüz? Ben her şeyi bekliyorum artık bu çocuklardan. Kendini mutlak erkek zannedip BTS ile dalga geçenler için de çok üzülüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz peki bugün olanlar hakkında? Haydi paylaşın, sizi moralliyorum. Love you guys, thank you. Hey. Love you guys, thank you.